Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, daha önce Power Query'de conditional sütunları nasıl ekleyebileceğimizi gördük. And, or operatörleriyle custom bir kolum custom bir conditional kolon nasıl yazabileceğimizi de gördük. Şimdi daha önce çözdüğümüz probleme benzer bir başka problemi biraz daha farklı bir yöntemle çözeceğiz. Şimdi şöyle iki tane tablomuz var. Biz siparişler alıyoruz. Tamam siparişlerimiz farklı miktarlarda geliyor. Farklı büyüklüklerde siparişlerimiz var. Şimdi sipariş miktarının ne olduğuna göre birim fiyat değişiyor. Eğer sipariş büyüklüğü 1 ile 250 dahil 250 arasındaysa 10 lira olacak. 250'den büyük 500 dahil bu aralıktaysa 8 lira olacak. 500 bin arası 6 binin ise de 5 lira olacak gibi bir bilgi ve şöyle bir tablo yaratmak istiyoruz. Sipariş büyüklüğü 0 ile 250 arasında olan siparişler için fiyat 10 lira getirmemiz lazım. Bunu 250 ve 500 aralığı için 500 dahil olmak üzere 8 lira getirmemiz lazım. 500 bin arası 6 binden yüksekse de 5 rakamını getirmek istiyoruz. Yapmak istediğim şey bu. Şimdi bu bir bending gruplama problemi. Daha önce kullandığımız teknikleri kullanarak custom bir conditional column yaratarak ve and or hangi operatörleri kullanmamız gerekiyorsa bir if'ten else kalıbıyla çözebiliriz. Power Query tarafına geçiyorum. Siparişler tablosuna geçiyorum. Add Column, Custom Column. Sipariş miktarının büyüklüğüne göre fiyatı getirmem lazım. Fiyat custom kolum diyelim sütunun ismine. Bir if then kalıbı yazacağız. If miktar küçük eşittir 250 den fiyat 10 TL. 250 dahil. Else if else if miktar 250'den büyük 500'e eşit ve küçükse 8 lira bir başka else if, if miktar 500'den büyük 1000'den küçük eşitse 6 lira son condition'ımız kaldı ona da else deyip 5 diyebiliriz bu sütunun da tipini hold number yapalım. Okey bir kontrol edelim yazdığımız formül doğru bir şekilde çalışıyor mu? 1 ile 250 arasına dedik. 10 lira getirecek. Okey problem yok. Burada da 10 TL. 300 ile 500 için 500 dahil. 8 TL. Bunu da getirdik. 500 bin arası için 6 TL bunu da getirdik. Binden büyükse de 5. Okey. Küçük eşit büyük eşit ifadelerini de doğru yazdık demek ki. Yazdığımız formülde bir tekrar açalım. Şimdi problemi çözdük mü? Çözdük. Okey. Ama bu çözümün şöyle bir problemi var. Daha doğrusu olabilir. Şimdi biz bu modeli bulutta yayınladığımızda refresh'ini de ayarlayacağız. Bitecek diye düşünüyoruz. Okey. Ama şöyle bir sorunla karşılaşabiliriz sonrasında. Eğer bizim sistemimizde sipariş miktarlarının alt ve üst sınırlarına göre bu sınırlar değişirse ya da fiyatlar değişirse bizim yazdığımız kod doğru sonuç üretmeyecektir. Diyelim ki veri değişti. Sipariş miktarı 250 değil de 300 olarak değişti. Dolayısıyla 300 rakamı için bizim getirmemiz gereken rakam 8 lira değil, 10 lira olması gerekiyor. Şimdi iki tane opsiyonumuz var. Ya diyeceğiz ki arkadaşlar eğer sistemde buradaki büyüklükler, alt üst sınırlar değişirse veya fiyat değişirse bizim modelde güncelleme yapmamız lazım. Ya bunu diyeceğiz ya da bu problemi farklı bir şekilde çözeceğiz. Approximate match denen bir başka yöntemle çözeceğiz. Bunu cancel diyorum. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Siparişlerle fiyat aralıkları tablosunu append edeceğim. Yani alt alta birleştireceğim. Şimdi append etmek ne demekti? İki tablonun sütunlarını alt alta getirmek. Eğer append ettiğimiz tabloların sütun sayıları ve sütun isimleri birebir aynı olursa sütun çoklaması yapmadan iki tabloyu alt alta aynı sütun sayısı altında birleştirmiş oluruz konuyu biraz daha basitleştirmek adına ben şu yazdığım formülün bir kopyasını alacağım. Daha sonra tekrar yapıştırmak adına bunu da sileceğim. Bizim siparişler tablomuzda sipariş ID miktar var. Fiyat aralıkları tablosunda sipariş miktarı fiyat var. Bu haliyle ikisini bir append edelim. Siparişler tablosundayken Home tabına geldim. Append Queries. Bunu fiyat aralıkları tablosuyla birleştireceğim. Böyle bir tablo oluştu. Şimdi fiyat sütununu ben bu tabloya getirmek istiyorum. Okey. Burayla ilgili bir derdim yok ama problem şu. Ben şuradaki fiyat aralıkları tablosundan gelen şu miktar bilgilerini şuraya getirebilsem biraz daha çözüme yaklaşmış olurum. Dolayısıyla bunları append etmeden önce buradaki fiyat aralıkları tablosundaki bu sütunun adını miktar olarak değiştiriyorum. Siparişler tablosundaki ile aynı olacak şekilde. Tekrar ependi diyorum. Şimdi fiyat sütunu geldi ama miktar sütunu artık tek. iki tane değil. Çünkü her iki tabloda da sütun ismi aynı şu an. Şimdi devamında şöyle bir şey yapacağım. Bu sipariş aralıklarını, alt ve üst sınırlarını buradaki diğer miktar değerlerine göre sıralayacağım. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Şimdi şuradaki satır sipariş miktarı fiyat. Bu tablodan gelen satır hemen altındaki ikisi bizim siparişlerimizin olduğu satırlar. Bunların kaç olması gerekiyor fiyatının? 10. Dolayısıyla buradaki fiyat bilgisini, fiyat sütunundaki değerleri ben aşağıya doğru Fill down yaparsam bir çözüme ulaşabilirim. Fiyat sütunu sağ tık. Fill down. Devamında burada sipariş olmayan, gerçek sipariş olmayan null değerleri kaldırdığımda tabloyu bu hale getirmiş oluyorum. Bu biraz önce sildiğimiz custom kolumu da tekrar ekleyelim. Doğru işimi yaptık kontrol etmek adına. 100'den 120'ye kadar 10 TL eriksinde de problem yok. 300'den 500'e kadar 8 olması gerekiyor. Burası tamam ama bizimkinde 6. 500 tam sınırda olan bir değer. Diğerlerine de bakalım. 500 ile ilgili problemimiz var gördük. 600-750 arası 6 TL olması gerekiyor. Burada da aynı, burada da aynı sorun yok. 1000'den yüksekse de 5 olacak. Mantığımı tersine çevireceğim. Küçükten büyüğe göre sıralayıp fill down yapmak yerine tam tersini yapacağım. Bunları tekrar siliyorum. Miktarları sıralama işini küçükten büyüğe doğru değil, büyükten küçüğe doğru yapıyorum. Bu sefer fiyat sütundaki değerleri fill down değil, fill up yapacağım ve buradaki sipariş olmayan null satırları kaldıracağım. Custom kolumuzda tekrar ekleyelim kontrol etmek adına. 500 ile ilgili problemimiz vardı. Bir tek o yüzden bir tek onu kontrol etsek yeter. 500 ise 6 lira değil 8 lira vermesi gerekiyor ve bu çözümde 8 lira veriyor şu an. Şimdi bu approximate match diye adlandırılan bir teknik, bir çözüm. Öncekine göre avantajı ne? Öncekinin problemi doğru çalışıyor gibi gözükse de ileride sorun çıkarma ihtimaliydi. Neden? Çünkü biz bütün değerleri, bütün alt sınır, üst sınır bilgilerini artı fiyat bilgilerini kodumuza gömdük. Ve bunlar değişebilir bir bilgi. Ama bu yöntemi kullandığımızda manuel olarak herhangi bir rakam girmedik herhangi bir sınır belirlemedik tamamen okuduğumuz verideki alt üst sınırlar neyse fiyatlar neyse ona göre bir çözüm bulmuş olduk. Dolayısıyla bu çözüm bu tablo değişse bile çalışmaya devam edecektir. Öncekine göre daha ideal bir çözüm